Sevgili arkadaşlar, film yönetmenleri akademisine hoş geldiniz. Akademinin bu yılki atölyeler programı dijital olarak yapılıyor. Çünkü pandemi nedeniyle biliyorsunuz. Daha önce ilk katılan arkadaşlara kısa bir özetleyeyim ne yaptığımızı. Her yıl biz Sanal Genel Müdürlüğü'nün desteklerini almış bütün projeleri atölyeye davet ediyoruz. Sanal Genel Müdürlüğü ile ortak bir bu. Bu atölyede sete gitmeden olabildiğince bütün bilgileri senaryodan yönetmenliğe, kameradan renge, post production aşamasına, yapımcılığa ve proje teslim muhasebe sistemine kadar bütün şeyleri başlarına gelebilecek bütün öyküleri bir ön hazırlık bilgilendiriyoruz ve o şekilde de göndermiş oluyoruz. Bu başlatmış oluyoruz bu programımızı. Bugün ki atölyemizin konusu renk ve kamera üzerine konuşacağız. Kamerayı Gökhan Tiryaki'yi tanıyorsunuz. Sinemacı olup da tanımayan yok. Bora Gökşin Gölü de sinema deyip de bilmeyen yok. Ama onları çok yakından, ben daha fazla yakından tanıdım. Çünkü birkaç film beraber çalıştık. Neyi konuşacağız? Şunu konuşacağız. Görüntü yönetmenliği konusunu ayrı bir biçim olarak, yani nelerle dikkat etmesi gerekiyor bir yönetmenin veya da bir yapımcının filmini çekerken, ama daha çok günümüzde çok ciddi bir ve hızlı bir teknolojik yenilenme ve teknolojik pompalama var. Bütün markalar, bütün bildiğimiz sinema dalında ürün üreten, kamera üreten, masa üreten, renk masası üreten bütün markalar bir yarış içerisinde ve sinemacı dünyasını bir an önce o pazarı tutmak ve toplamak istiyor. Bu aynı zamanda bize ciddi bir bilgi kirliliği de getiriyor. Yani neyi alacağımızı, neyi nasıl kullanacağımızı karıştırmış durumdayız zaman zaman. Onun için de yani bu konuda en doğru şey gerçekten bu konunun uzmanı olan insanlara danışmak ve onlarla konuşmaktır. Çünkü bütün yönetmen, kısa filmciler, uzun filmciler, işte şu kamera çıkmış, onu alsak, şöyle yapsak, 8 kaç çekiyor, en son 12 kaç çıkan, peki iyi de ne olacak bunlar? Yani 120 kaç çıksa ne olur ki? Yani sinemada 2K izliyoruz, televizyonda K'sını bile izleyemiyoruz, sadece HD olarak izliyoruz. Nedir bu K'ların şeyi, bir sürü kamera çıkıyor ve yenisini almamız konusunda bir ciddi bir reklamasyon yapılıyor. Bu konularda biraz daha bilinçli olmamız gerekiyor ve sakin olmamız gerekiyor. Çünkü yapacağımız sinema işi gerçekten telaşa ve paniğe yeri olmayan bir uçak kullanır gibi düşünün sinema yapmayı. Yani o korpite oturduğunuz zaman, havalandığınız zaman hata yapma şansınız sıfır. Hata yaptığınız zaman o filmin sonucu ne yazık ki çakılır derler. Hadi bir film yaptı da çakıldı derler ya, çakıldı işte. Uçağa benzetin kendinizi ve o korpitte olduğunuzu düşünün. Korpitte yanınızda oturanların bir tanesi kameraman, görüntü yönetmeni, arkada size hizmet taşıyan yapım grubu ve motorlarsa sizin senaryonuz ve yönetmenliğinizdir. Şimdi yanınızda oturan ve size kopilotluk yapan diye tanımladığınız görüntü yönetmeni ile başlayalım, Gökhan Tiryaki ile. Gökhan, bir görüntü yönetmeni için bana göre yönetmen hikaye senaryosundaki hikayeyi çekmek ve hayallerini sana anlatır. Görüntü yönetmeni ise ışığı ve gölgeyi kullanarak, sonradan rengi de katarak kendi hikayesini anlatır aslında. Yani orada okuduğu, orada algıladığı, yönetmenin aklında olan şeyi ışığı, gölgeyi kullanarak bir hikaye anlatmaya çalışır.
Öncelikle tekniklere geçmeden önce sen bir görüntü yönetmeni olarak yönetmen ve görüntü yönetmeni diyaloğunu ve işleyişi konusunda birazcık tecrübelerinden arkadaşlarımıza bilgi verirsen çok güzel olur. Tabii ki. Öncelikle teşekkürler Reis abi. Şimdi bu görüntü yönetmenliği meselesinde vakti zamanında bir şey demiştim. Böyle yönetmenin yapacağı işi ya da yönetmenin işini en az bozan görüntü yönetmeni ona göre iyi görüntü yönetmenidir. Yani bir kere yönetmenin hayal ettiği ve yönetmenin yapmak istediği şeyleri yapabilmesi için direkt kendi yapamadığı için bir görüntü yönetmeni kamerada kullandığında bir aracı almış oluyor araya. Hayaline ve yapmak istediklerine araya bir etmen koyuyor, katman koyuyor. Dolayısıyla aslında tam hayal edebildiği, tam istediği duyguyu anlatmak istediği derdi seyirciye geçirmekte siz yönetmenin demek istediğini ne kadar az bozuyorsanız o kadar iyi görüntü yönetmenisiniz. Çünkü mutlaka bozacaksınızdır. Yani onun tam hayali gibi yapamayacağınız için. Bu bozma hani çok negatif bir yandan değil, şeyden değil, taraftan değil söylediğim. Fakat bir etmen olarak giriyorsunuz hayatına, yapacağı işi, hayalini. Bizler görüntü yönetmeni olarak hani yönetmenleri çok iyi anlamak zorundayız. Senaryoyu çok iyi anlamak zorundayız ve aslına bakarsanız bu bizim anlama yeteneğimiz kadar projenin içinde faydamızın olduğunu düşünüyorum her şeyden önce. Tabii ki bu hani lafında tam anlamında olduğu gibi anlaşmakla ilgili bir şey. Yönetmenle anlaşmanızla ilgili bir şey. İşte onunla geçeceğiniz sonuçta uzun metraj, uzun bir serüven. Onunla geçeceğiniz uzun zaman diliminde sizin mutlaka anlaşabiliyor olmanız lazım. Aynı dili konuşuyor olmanız lazım. Ona göre çalışma ritminiz, çalışma biçiminiz değişecektir. Kabaca böyle toplamak lazım. Yani, yönetmen ve görüntü yönetmeni yani çok fazla tabii ki paylaşırsa. Evet, çok fazla teknik şey var. Çok fazla detay var tabii ama şimdi hani onları sıralaması uzun bir mesele ama evet. Hani duygusal açıdan ve hani etki tepki açısından herhalde kabaca böyle olsa gerek ya. Bu anlama üzerine geçen bir şey. Evet, birbirini anlamak üzerine geçen. Şimdi diğer kanalda da bizim son aşamada getirip rengi teslim ettiğimiz ya şöyle çektik ama şu renkleri şöyle yapalım dediğimiz bölüm var ki o da bir görüntü yönetmeni, yönetmen ve koloristin ortaklaşa yaptıkları bir şeydi. Yani birbirine bağlı bir zincir o. Yönetmen hayal kuruyor. Görüntü yönetmeni gölgeleri ve ışığı kullanarak o hayali kendi hayaliyle gerçekleştiriyor. Sonra da üçüncü aşamaya geliyoruz ve colorist renk yapan arkadaşımız da evet siz ne diyordunuz? Şurayı karartalım, şurayı bilmem ne yapalım. çeşitli şeyler söyler ve ki aynı zamanda Bora bir de kurguculuğu da yaptığı için çok yönlü bakan birisi. Evet şimdi Bora bu aşamada ki şu an hedeflediğimiz daha detaylara gireceğiz ama sete gitmekte olan bir film ekibine, yönetmene, yapımcıya baştan senin söylemek istediğin ya dur yolcu bilmeden basıp geçtiğim bu toprak diye şiir vardır ya onun gibi bir şeydir yani bir dakika durun biz de zaten bu atölyelerdeki amacımız o yani gitmeden bir dinleyin bir bakın dediğimiz şeylerdir o anlamda bir renk uzmanı olarak bu sete gitmeye hazırlanan arkadaşlara ilk söylemek istediklerini senden de almış olalım. Öncelikle selamlar Reis abi. Çağırdığım için de, katıldığım için de teşekkür ediyorum. Aslında dur yolcu bence güzel bir cümle. Çünkü dur yolcu bir setten önce oluyor. Bir de
Evet, post prodüksiyon yani bu renk kurgu kısmına geldiğinizde dur yolcu oluyor. Ama sete girdiğiniz zaman artık dur yolcu olmuyor. Yani orada durduğunuz zaman da dış etkenler, maddi manevi yani sadece parayla da ilgili değil. İzniniz, yoldan geçen birisi, başka bir oyuncunun programının tutmaması, setten gidecek olması, başka sağlık herhangi bir sebep o andaki kurduğunuz dünyayı da çok kısıtlı zamanlar yaratıyor. Aslında sinemada herhalde en önemli olması gereken şey bir ciddi ön hazırlık, ikincisi de test diyebilirim. Yani sonuçta bizim bu test kısmımız seçeceğimiz her şeyle bağlantılı. Özetlediğin gibi yönetmen kafasındaki hikayeyi görüntü yönetmeniyle paylaşıyor, atmosferini kurmak istediği dünyayı. Görüntü yönetmeniyle belirli bir toplantılar sonucunda bunun içinde sanat yönetmenini, kostüm tasarımını, makyajcısını dahil ederek yani bunun başında görüntü yönetmeni olarak bir sinerji oluşturup bir dünya yaratılıyor. Bu dünyadan sonra da devreye biz giriyoruz. Tabii ki şey gibi oluyor yani bizim bir sihirli değneğimiz yok yani hani çok açık çekilmiş her şeyin bembeyaz olduğu bir şeyi koyultamayız ya da simsiyah olan bir şeyi açamayız. Ya da kafamızdaki tonları bilmediğimiz sürece de bir yere varamayız. Buradaki en önemli nokta biz ne istiyoruz, nasıl bir atmosfer istiyoruz ve ne yapmak istiyoruz. Aslında belki de zaten Gökhan onlara girdiğinde anlatacaktır. Seçeceğimiz kameranın bunların hepsini değiştiren özellikleri oluyor. Yani texture'ı, vereceği look, yapacağı ilk başlangıç noktaları, ne yapmak istediğine ne kadar önceden karar verirsek her şeyimiz daha keyifli ve daha istenilen bir noktaya gidiyor. Yoksa bir kaos başlıyor post prodüksiyonda ve o kaosa girdiğiniz sürede her geçen gün daha da eziyet gibi gelmeye başlar. Yani sette okey dediğiniz ya da çok sizi rahatsız etmeyen şeyler fazlasıyla size batmaya ve her o filmini seyrettiğinizde onları görmeye başlarsınız ve bu da doğru bir şey olmaz. Bu kısımda en çok söyleyeceğim şey herhalde ön hazırlığımız, testimiz demek daha doğru olur. Detaylara biraz sonra daha detaylı gireceğiz zaten. Evet Gökhan, şimdi gelelim asıl konularımızın, çok konuşulan konularımızın birisine. Evet yani diyelim ki ben yönetmen olarak, kameraman olarak ve renk olarak geldik ve test dediğimiz şeyi, hangi kamerayı kullanacağız ve hangi şeyle, objektifle sete gideceğiz ve sonra da hangi masada biz bunu işleyeceğiz konusuna geçelim. Şimdi çok sıkıntılı bir durum var aslında yani ki ben yaklaşık takip eden birisiyim. Fotoğrafçılıktan geldiğim için lensi, sensörü, dijital makinayı, manuel makine, hepsine, analoglara, hepsine bakan birisiyim ama kafam o kadar karışıyor ki benim. Yani genç arkadaşlar daha da yakından takip ediyorlar, biliyorlar. Şimdi bir 4K, 8K, şimdi 12K'ya çıktı ve bu böyle gide gide 100K'lara çıkacak. Oysa gözün algıladığı, bizim malzeme olarak istediğimiz belli standartlar var. Yani bakıyorsunuz küçücük bir kamera, şu elimdeki fotoğraf makinesi diyor ki bu 4K çekiyor diyor. Bakıyorsunuz bu 4K çeken bir tane Sony küçük kamera var. Ama 4K çeken F35 ayarında bir kamera var. Bir tanesi 1000 euro, ötekisi de 110 bin euro. Yani senin dediğin gibi bu yani tam bir deniz derya haline geldi. Yani ucu bucu gözükmüyor. Tabii ki çok fazla malzeme sektöre giriş yapmış durumda. Şimdi bu kamera kullanma meselesi, benim kameram ne olsun, filmimde hangi kamerayı kullanayım gibi şeyler çok fazla etkiye bağlı. Yani herhalde öncelikle bir bütçedir diye düşünüyorum. Yani bir kere bir bütçenizi bileceksiniz. O bütçeniz zaten bu konuştuğumuz kamera, diyelim ki 40 tane kameradan konuşuyoruz. Zaten bunu bir ona indiriyor. Yani hani bu bütçe meselesi. Ben zaten bunların arasında dolaşabiliyorum diyorsunuz hemen. Ama artık herhalde günümüzde olmazsa olmaz bir 4K durumu var. Sen bu şeyin toplantının başında bir 2K'dan bahsetmiştin ama artık herhalde o 4K'ya evrildi. Çünkü ben çok kişisel olarak çok uzun zamandır 4K'nın altında çalışmadım mesela. Bu noktada çok uzun zamandır demeyelim, bunu 4-5 senedir diyelim, öyle diyelim. 4K'nın altında kayıt yapmaz durumdayım.
Şimdi kameralar dediğin gibi hem telefonlarımızda hem de bizim kullandığımız pro kameralarda ya da profesyonel sinema kameralarında bir kere 4K standartta aranır oldu. Bu hem dünyadaki içerik havuzları açısından bir ihtiyaç olarak istenir oldu. Hem de hakikaten de bizler üreticiler olarak, sanatçı olarak 4K çözünürlüğü artık hani bir en alt limitimize koymuş durumdayız. 4K kameralar standartlarında pardon sözünü kesiyorum. 4K limitini burada devreye girsin bence. Niye bu limiti istiyoruz biz? Niye? Sebep ne? Nedir? Birkaç tane sebebi var. Bora da açıklayacaktır birkaç sebep. Bir kere sizin gösterim mecranız bunu 4K'yı talep ediyor zaten. Artık talep ediyor. Çünkü biliyorsun özellikle bu son pandemiyle beraber sinemaların durumu da belirsizliğe de girdi. Hani bugün birazcık taze konuşmak lazım. Hani bugün bir şey yaparsak ne yapacağız üzerinden konuşmak lazım. Dolayısıyla ürettiğiniz eseri stream ortamlarında göstermeniz söz konusu. Zaten festivaller 4K projeksiyonlarla projektliyorlar. Hani bir film bir festivale ya da bir sanat etkinliğine gönderdiğiniz zaman hakikaten bu alt limit çözünürlük olarak 4K oldu. Bunun dışında sizin 4K çekmenizin bence en önemli özelliklerinden biri insan montaja geldiği zaman bunu Bora birazcık daha açacaktır. Tam bir yalnızlık yaşar. Yani her şey bitmiştir artık. Yapacak bir şeyiniz yok. Siz reframe'ler yapmak isteyebilirsiniz. Yani tekrardan bir kadrajlama gerekebilir. Bu bazen dolmak, bazen sağa sola kaydırmak olabilir. Hakikaten minimum 4K kayıt yapmak bu anlamda tartışmasız bir avantaja dönüşüyor. Çünkü çözünürlük aslında sinemasal görüntü açısından çok da böyle aradığımız bir şey değildir. İşte böyle bazı avantajlar yüzünden bu çözünürlüğü isteriz. İşte reframe yapmak ya da işte üretici firma filmi gösterecek olan mecra bu çözünürlüğü isteyebilir. Böyle şeyler yüzünden biz çözünürlüğe koşarız. Aksi takdirde hakikaten high definition çözünürlük yani 1920x1080 2K bile olmayan çözünürlük aslında işimizi görüyor. Ve insan gözü senin ilk başta bahsettiğin gibi yani ondan çok da fazla bir şey ayırt etmiyoruz. Hatta bazen o yumuşaklık hoşumuza gidiyor. Çok fazla keskin olmaması, detayları görmemek vesaire. Bunu çoğu zaman tekrar Bora söyleyeceği gibi color grading'de biz yüksek kalitede çektiğimiz görüntüleri istediğimiz moda götürmek için kalitesini düşürdüğümüz de oluyor. Çekinmeden bunu yapabiliyoruz. Yani hiç endişe etmiyoruz. Hay Allah kalitesi düştü. Bunu kafamıza takmıyoruz. Önemli olan bizim için sinematik mood. Bu anlamda çözünürlükler birazcık endüstrinin istediği meseleler haline geliyor. Ama dediğim gibi pratikte de avantajları var. Bu reframe'ler yapmak. Mesela bu 12K dediğiniz şey hakikaten benim de geçen günlerde haberim oldu. Yeni Blackmagic'in present ettiği kamera. Bu olağanüstü 80 megapiksel çözünürlükten bahsediyorum. Yani siz bir neredeyse tek plan içinden geniş yakınlarını ve daha yakınlarını alacaksınız gibi bir şey kesebilirsiniz yani. Bu müthiş bir çözünürlük. Aynı zamanda resim içinde gezinme hareketleri yapabilir. Kim bilir kreatif açıdan da daha genç sanatçılar ya da uluslararası sanatçılar hakikaten bu çözünürlükte bakalım daha ben birazcık da onu da merak ediyorum. Çünkü çözünürlük de yeni bir oynayacağınız madde olarak geri veriyor sanat hayatınıza. Şu şeyle ilgili bir şeyler diyeceğim Gökhan dediğin gibi bu çözünürlükle ilgili hani asıl şey dediği. Şimdi Reis abi çok hani dedin ki telefonlar bilmem neler aslında yani çok şanslı bir adamım. Hani tam böyle sonundan 35'i gördüm yani 35 dediğimiz film laboratuvar olan filmin sonunda yakaladım. Nasıl oluyor nasıl gidiyor sonra dijitalinde ilk daha F900'ler yani 1920x1080 ve lineer çeken kameralarla Gökhan'la birlikte tanıştım ve bunlarla ilgili tecrübe sahibi olmaya başladım. Asıl buradaki nokta şu bence, şimdi çözünürlükten daha çok negatif dediğimiz, yani 35 dediğimizin çözünürlüğü şu anki geldiğimizde taradığımız zaman çok daha yüksek çözünürlüklerde. Yani 4K'ya yakın çözünürlük alabiliyorduk biz zaten eski teknoloji bıraktığımız 35 teknolojisinden. Evet, göz olarak baktığımızda hiçbir şey anlaşmayabiliyoruz ama Gökhan'ın biraz önce bahsettiği içerik havuzundan bahsediyoruz. Yani teknolojinin gelişmesiyle birlikte
evimizdeki aynı televizyonun içindeki yayının büyümesiyle ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Görmüş olduğumuz 55 inç ama içindeki çözünürlük daha da yükseliyor. Bu sefer ne oluyor? Televizyonda açıyorsunuz mesela 720x576 pay zamanı çekilmiş işler var. Bunları gördüğünüz zaman çamur gibi oynuyor. Çünkü çözünürlüğün içine çok fazla koyuyorlar. Ve bu da ne olmuş oluyor? Geleceğe karşı aslında biz bugünden yüksek çözünürlük çekmiş olmanın avantajını yaşıyorsun birincisi olarak. Küçük olarak çektiğim bir şey, televizyonlar 8K'ya geçtiği zaman 55 inç. Ama o adam vermiş olduğu çözünürlüğü bazı yayınlar, tabii ki herkes için demiyorum, 8K içerik olarak veriyor. Ne yapıyor? Senin filmini upscale ediyor. O zaman görüntün daha da bozuluyor, çamurlaşıyor. Bir de bugünkü artık gelinen şey, yani sinemanın Gökhan'da dediği gibi, içerikler artık daha dijital platforma gidiyor. Bunda da dijital platformların koymuş olduğu aslında birazcık onlar belirliyor. Yani Netflix'in 4K'nın altında bir şey kabul etmiyorum deyince Alexa'nın yeni bir atak yapıp 3.9 4K'lara çıktığını gördük. Yani hani bayağı uzunca süre Sony karşısına çıkmadığını. Bence birazcık buradaki hayatını devam ettirme kısmı da çok önemli geliyor. Ve en önemlisi bir de kurgudan bahsedecek olursak. Şimdi eskiden kurguyu çok küçük 720x576 ya bu plan net mi acaba diye yapılıyordu. Yani onun hani nettir herhalde dur bakalım sona geldiğimizde görürüz kullandığımız plan. Artık gelinen teknolojinin kodeklerin sıkıştırma performansları, bilgisayarların işlemci ve CPU yani RAM kapasiteleriyle çok HD kalitesini yani cam gibi resimle offline yapabiliyoruz. Geldik çekmişiz yani Gökhan'ın biraz önce dediği gibi 12K var. Ya solda bir adam girdi bir oyuncuyu beğenmediniz ya da geniş bir planda aldınız ama geniş plandaki oyuncunun ifadesi çok kuvvetli. Yani yakında hiç onu bulamıyorsunuz. Orada vermiş olduğu bir bakış ya da farkında olmadığı herhangi bir ifadeyi kullanmak istiyorsunuz. Ama şu anki teknolojik yani telefon ya da fark etmez 4K çektiğinizde bile girebileceğiniz bir limit var. Ama bunun yüksek çözünürlükte olduğu halde düşünürseniz çünkü şu anda çıkacağınız şey 4K Master'dan bahsediyoruz. O zaman o plana çok daha fazla zoom girerek istediğiniz bazı planın bazı oyuncularını montajda da size çok fazla seçenek veriyor. Bu kısımda Gökhan daha devamlı da devam edecek. Evet şimdi yani bu niye daha yüksek çözünürlükte bir malzeme istiyoruz? Çünkü iki temel üyesi var. Birisi teknolojiye ayak uydurmak ve gelişen yayın teknolojilerine ve gösterim teknolojilerine ayak uydurmak için. İkincisi de bir development sürecinde yani montaj ve post production'da renk sürecinde işleyeceğiniz malzeme dayanıklılığı meselesi, yırtılmayan bir nesneden bahsediyoruz. Biz bunu 35 milimetre yani negatif film dönemlerinde baktığımızda emisyon dediğimiz kavramın karşılığı bugün piksel. Emisyon neydi? Yani filmin üzerine sürülmüş olan bir lak, kimyasal bir lak. Bunun kalınlığı onun asasını belirliyordu. O 64 asa bir filmin lakı daha kalın bir lak olduğu için daha çok ışık ve renkler daha canlı geliyordu. Sonra 500 asaya geçtiğiniz zaman daha delinebilir, biraz büyük perdeye geçtiğiniz zaman kumlanmayı hemen fark ederdiniz. Bu da aynı şey. Buyurun. Burada ufak bir parantez açacağım. Tam sizin bahsettiğiniz bu noktada. Şimdi tabii bu çözünürlükler evet kameralar yüksek çözünürlüklerde artık var. Fakat bizim kamera seçmemizdeki en önemli etken bu çözünürlük meselesi değil. Yani görüntü yönetmenleri ve sinemacıların tahmin ediyorum. Ve bir resmi nasıl kaydettiği kameranın. Biz daha çok buna bakıyoruz. Burada hani senin demin bahsettiğin emisyonlar meselesi konuya girdi diye. Çünkü o hassas bir konu. Bu piksellerle pek aynı değil. Yani daha çok bu emisyonlar meselesine eğer gireceksek eski dünyadaki eski sinemadaki ama dijital sinemada konular kameranızın nasıl kaydettiği ve zaten kameraların aslında görüntü yönetmenleri tarafından tercih edilmesindeki en büyük etkenlerden biri bu. Yani benim kameram nasıl kaydediyor bu görüntüyü? Benim setimi nasıl kaydedecek? Tabii ki bu sinema için kullanılan kameralar logaritmik kayıtlar yapıyorlar. Ve değişik markaların değişik logaritmik color gamutları var. Sony'ki işte S-Log, Panasonic'ki P-Log bilmem ne vesaire gibi.
değişik değişik logaritmik yapılar, dünyalar oluşturdular firmalar kendilerinde ve bunların hani kodekleriyle, know-how'larıyla post production'da firmalara, yani sektör firmalarına bunları sağlayarak sinemacılara hizmet vermeye çalışıyorlar. Tabi Bora gibi adamlar bütün bu teknolojilere hakim oluyorlar. Aksi takdirde yapamazlar. Çünkü makinaları hepsini destekliyor genelde. Artık öyle. Eskiden pek öyle değildi. Ama neyse. Konuyu şunu toparlayayım. Biz bugünkü kameralarımızla, dijital kameralarımızla yapılan sıkıştırmasız logaritmik kayıtlar üzerinden kameramızı değerlendiririz. Ve onun yani şunu mu şöyle şunu açalım mı? Ben de merak ediyorum. Ne birçok merak eden insan var. Diyoruz ki neyle çek? İşte 4K çektim ama RAW mı çektim? RAW mu çekebiliyorsun? Nedir RAW dediğimiz ve en çok aradığımız ve bir görüntü yönetmeninde, sesçi, şey, renkçinin de çok istediği bir malzemedir ama ağır bir malzemedir. Şimdi RAW yapı itibariyle hani işlem görmemiş dosya biçimi demek. Taranmış film diyebilir miyiz Gökhan biraz? Taranmış film aslında değil mi eski şeye ya, bakarsın? Taranmış filmi de RAW kaydedebilirsin ya da sıkıştırarak da kaydedebilirsin. Aslında taranmış filmin ham hali gibi diyelim. Peki öyle diyelim. Aslında tabii ki negatifteki filme taranmamış film gibi demek lazım aslında. Yani RAW için. Öyle olması gerekir. Hani RAW kelime itibariyle bir dosya karşımıza alacaksak öyle olması gerekir. Ama firmalar aynı daha önce söylediğim Color Gamut türleri gibi, yani markalar, sinema kameraları markalarından bahsediyorum. Markalar farklı gamutlar, Color Gamutlar çıkarttıkları gibi RAW'da da kendi RAW'larını çıkarttılar. Bu sefer hani hadi bakalım bu kullanıcılar şimdi bu yeni RAW'larla mücadele ediyor. Yani Sony firması örneğin Venice kamerasını çıkarttığında üzerindeki kodek, bir kodekten bahsediyor fakat diyor ki benim kodem RAW'dur. Ya adı üstünde kodek nasıl RAW olacak diyorsun ama bu RAW diyor. Zaten diyor hangi kamera sana RAW derse diyor mutlaka o zaten sıkıştırıyor onu söylüyor. Yani onun mühendisi onu söylüyor. Biz zaten şimdi kullanıcı olarak mühendisler değiliz ama yani artık tecrübelerimizle birazcık projeleri incelediğimiz zaman, makinelerin elektronik yapılarını incelediğimiz zaman biz de dosya biçiminin ne biçim bir yeteneğe sahip olduğunu birazcık anlayabiliyoruz. Ona göre kameramızı seçiyoruz. Hani firma ne derse desin. Biz kendi yolumuza gidiyoruz. Bir noktada baktığında. Kritik bir şey var. Enteresan da bir şey bu ve bence iyi haber. Artık RAW kaydeden, belki yani bir iki fotoğraf koymuştum. Bayağıdır 4K olan mesela Blackmagic markası gibi bir marka düşünün. Hani burada kalkıp reklam yapıyormuş gibi olacağız ama. Yani artık böyle markalar, hani büyük sinema markalarının karşısına dikilerek RAW kayıtlar yapan ucuz kameralar yaptılar. Ve bu kameraların resimlerini test yaptığınızda büyük sürprizler çıkmıyor karşınıza. Bu çok önemli. Bu 12K olan yine Blackmagic'in Mini Ursa kamerası, yanılmıyorsam ismi. Bu da RAW kaydeden bir kamera mesela. 12K bir de RAW. Blackmagic'in RAW'u da iyi bir RAW. Uncompressed RAW olduğunu söyleyen bir marka ve hani burada işlemiştir defalarca. Canını sıkan da çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Değil mi Bora? Blackmagic dosyası biçiminde. Bir etmen daha var bu kamera seçimimizde. Dynamic Range yapılan kaydı. Kaç aralıkta diyafram kayıt yapıyor kameranın? Mesela hemen konudan gireyim. Blackmagic firmasının kameraları 14 stop'tur. Yani sizin doğru green'inizin 7 üstleri ve 7 aşağısıdır. Pozlamada. Bu ne demek 14 stop? 14 stop'a kadar yukarı aşağı toplamda yani 14 stop'a kadar siz resminizde belli yerleri zorlayarak keyfinizi bozmayacak bir görüntüyü yakalama şansınızı elde edebiliyorsunuz demek. Bunu böyle söylemek lazım bence. Çünkü matematiksel söylenebiliyor ama öyle değil. Onun bir faydası yok. Ama nedir?
İşte Panasonic kamera, işte Sony kamera, Venice, Arri'nin kamerası, özellikle kameraları, RED kamera, 15, 16, 17 stop gibi değerlerle de karşımıza çıkıyorlar. Ve bizim burayla yaptığımız birçok testte bu 14 stopla 17 stop arasındaki o ince toleransların faydasını şaşırtıcı bir şekilde görebiliyoruz. Hani dedi ya Bora, filminize giderken bir test yapmanız lazım. O testin içinde biri de budur yani. Yüksek ışık ve düşük ışık testidir. Kameranızı bir de oradan seçersiniz. Ama dediğim gibi toparlamak gerekirse iyi haber. Evet, yani düşük bütçeli sinema filmleri için de ya da kişisel filmler için de artık Blackmagic gibi markaları, bunları daha da araştırmak lazım. Belki başka markalar da vardır. İşte keyif kaçırmayacak. 14 stop çünkü oldukça yüksek bir 14 aralıktır. Bu Kodak Vision 3 aralığı yanılmıyorsam. Bunu hatırlıyor musun sen bilmiyorum ama. Evet. Evet. Yani, bu yüksek bir aralık. Ama minimum kameralar 14 stop aralıkta artık hareket edebiliyorlar. Yukarı aşağı ve siz 2000 dolar, 2000 liralık 2000 liralık demeyeyim, 2000 dolarlıktır herhalde. O zaman da ben de bakmadım fiyatlara ama 2000 dolar sinema kamerası için bedava bir rakam. Tabii ki uygun lenslerle ama bu kameraların lensleri de... Lens meselesi. Yani şeyde bu range meselesi çok önemli bir konu. Avarajını sana sunan, sana o avantajı veren şey ama burada bir hata yapılıyor özellikle amatör kullanıcılar. Nasıl olsa benim kameramın aralıkları da iyi, çok da iyi kamera. Onun için bir pozlama şeyini, yanlışını yanlışına düşüyorlar. Çok önem vermiyor bir... Reis abi aslında bu lafına çok güzel bir şey diyeceğim. Kusura bakma lafını biliyorum çünkü buradan bahsettiğin için. Aslında biraz önce Gökhan'da hep RAW'u konuşuyor olmamızın sebebi 14 stop, f-stop. Aslında bunlar yanlış pozlanmış da dememek lazım. Yani ama normalde baktığınızda zor şartlarda ya da elinizde olmayan imkanlarda yapacağınız ışığı değiştirme şekli. Yani ters bir ışıkta oturan bir yerde arkadaki highlight varsa oradaki highlight'taki bilgiyi geri getirebiliyoruz. Ya da shadow'da çıkan detayı yukarı çıkartabiliyoruz. Ama bu demek değil ki bu aslında senin demin dediğin gibi buradaki kısmı güvenerek istediğiniz gibi çekin. Siz her zaman önce aslında bütün kameralar Gökhan'ın da bahsettiği gibi size logaritmik çekiyor olsa da bir lineer monitör out'u verirler. Yani lineer olarak resminizin siyahı, beyazı, kontrastı düzgün bir şekilde bir izleme monitöründen görürsünüz. Eğer orada zaten yanlış bir şey görüyorsanız, yani hoşunuza gitmiyorsa ben bunu renkte açarım, renkte koyulturum demek yanlış oluyor. En önemli kısım da aslında Gökhan'ın biraz önce bahsettiği gibi gece çekimlerindeki kısım. Yani 14 stop, f-stop ya da 500 asa, 800 asa. Küçük ekranda bunların hepsi güzel olabiliyor ama aslında artık yani 55 inç, 60 inç bir televizyonda bile çok fazla görebiliyoruz. Noise kısmı yani istemediğimiz kameranın artık çipinin ve çözünürlüğünün yer vermeyip grenleme kısmıyla başlamış oluyor. Bir de RAW, evet her kamera RAW çekiyor yani bütün kameralar RAW çekiyor. Ama burada aslında en önemli kısım renk açısından konuşacak olursak yani filmin atmosferine geldiğimizde hangisinin starting point'i yani hiçbir şey yapmadan kameranın vermiş olduğu daha renge başlama noktası sizin filmin ve kafanızda düşünmüş olduğunuz atmosfere daha yakın veriyor. Çünkü aynı kameraların beşini de yan yana koyalım. Hiçbir cilt aynı gözükmeyecek başlangıçta. Özellikle kırmızılar, maviler, yeşiller yani bu dijital dünyanın gelmiş olduğundan itibaren aslında negatif döneminde bu yumuşak renkler çok vardır. Hatta bazı yönetmenler hala onun hani şeyindedir böyle highlight burnout olsa da patlasa da farklı gözükür. Kırmızılar yani dijital dediğimiz bu mavi, kırmızı, pembe çok fazla barındıran renkler farklı gözükür. Bu noktada bence testin ilk kısmında gördükleri başlangıç noktası hangisi hoşlarına gidiyorsa atmosferin o kamerayı seçmekte faydasının çok daha farklı yararı olacağını görüyorum. Çünkü bu sefer onun texture'ını belki de çok daha farklı yani 2000 dolar fazla verse uyduruyorum fiyat olarak söylüyorum. Diğer kamerayla çekseydi ama onunla çekmeyip ucuz diye 2000 dolarla çekip post sürecinde daha fazla para harcayarak o 2000 dolarlık fark onu 20 bin dolar olarak dezavantaja da dönebilir yani. Ya biz bunu yaşadığım için de yıllardır film çektiğimiz için söylüyorum. Çok da öneriyorum. Yani bir sete ne kadar profesyonel bir malzemeyle giderseniz o kadar karlı olursunuz.
ucuz olsun, şu kamerayla da çekerim, şu fotoğraf makinesiyle de yaparım amacıyla gittiğinizde, dediğin gibi gerçekten daha sonra size büyük problemler çıkaracak olan bir... Aslında onu bu senin söylediğini açalım mı biraz? Evet, açalım biraz. Bu hassas bir konu. Bu çok da yapılan bir hata olduğunu düşünüyorum. Bir şey daha, bir de etraf malzeme şeyine döndü artık. Yani herkes alıyor vesaire. Yani şimdi 2000 dolarlık, hani bu iyi haber dedim ya, böyle 2000 dolarlık kameralar hani sahip olmak isteyen insanlar için var. Siz bu kamerayı alıyorsunuz. Fakat 2000 dolar monitörüne veriyorsunuz. 2000 dolar bataryalarına veriyorsunuz. 2000 dolar kablolarına veriyorsunuz. 10 bin dolar lenslerine veriyorsunuz. İşte 1000 dolar aktarmasına veriyorsunuz. Bilmem nesine veriyorsunuz derken siz yapıyor musunuz bir 15-20 bin dolar? Evet, farkında olmadan. Farkında olmadan. Fakat 5 bin dolara 2 hafta Alexa kamera kiralayıp MasterPrime lens setleriyle filmleri çekebilirsiniz. Çünkü siz sinemacısınız zaten. Bırak da filmini çek, malzemeyle uğraşma. Adam getiriyor malzemeyi, kuruyor, sana hazırlıyor, sen çekiyorsun, alıyor, kaydını düzgün aktarıyor, getiriyorsun. Olduğu zaman yerine yerisini getiriyor. Evet, bir sorun çıkarsa dur diyor, dert etme diyor, sen benden kiraladın diyor. Zaten bunun bir iş sigortası var diyor, ben ne olacak diyor. Bir daha kaç bin dolar satan olur diyor, biz yerisini benim depomdan sana getireyim diyor, çalışalım diyor. Bunu hem görüntü yönetmenlerinden hem de yönetmenin kendisinden esirgememesi gerekir, bu lüksün. Evet, ben katılıyorum buna. Evet ve bilsin ki cebinden daha çok para çıkmayacak. Bir de çok sakıncalı bir şey görüyorum. Yani yeni çıkmış bir şey, aman onu alalım ve onunla gidelim sete. Testlerini görmemişiz, sonuçlarını görmemişiz. Ne sonuç vereceğini, nelerle karşı, hiç görmeden. Oysa denenmiş ve bilinen filmler çekiyor. Kamera 80 bin dolar, 80 bin euro. Diğer kamera 2000 dolar ya da 2000 euro. Lütfen bir fark var arada. Ola zaten color grading'de saçlarını başlarına yollarken defalarca kez söylüyordur. Yani evet, sen aynı parayı harcadın ve bana bu malı getirdin yani. Evet, bravo. Çok güzel. 4K çekmişsin. Hakikaten aferin ama buyur, ama senin bak resmin, ben rengi verdiğimde tıkırt diye kırılıveriyor. Bora demişken Bora'ya bir şey sormak istiyorum. Bora, bir karıştırılan bir konu var. Teknoloji takip eden arkadaşlarımız biliyor ama şimdi color correction'la color grading konusu çok böyle bir bunun üzerinden bir konuşur musun? Yani bu böyle renk yapalım diye gidiliyor. Aslında rengin o iki bölüme ayrılan yapısını çok iyi anlayarak gitmek lazım. Yani anlamadan gittiğiniz zaman birbirine karışıyor. Çünkü malzeme de ona göre gitmesi gerekiyor. Bu konudan biraz bahsedersen sevinirim. Tabii. Öncelikli olarak birisi aslında bunların Türkçesini bulmak da hep zorlaşıyor. Renk düzeltmesi, renk çalışması, yani color correction, hani Türkçesini de bulmak zor. Ama correction ile grading arasındaki kısmı şöyle özetleyecek olursak, şimdi bir kere hepsinden önemlisi, çekeceğimiz her şeyden önemlisi bir look'u var. Yani bir Beyoğlu'nun da başka bir şeyi var, Nişantaşı'nın başka bir şeyi var, Doğu'nun başka bir şeyi var, Avrupa'daki her şehrin ve her gittiğiniz yerin bir look'u var. Bir kere siz kafanızdaki şey ucuz diye ya da burada çekebiliyorum diye çekip sonra onu başka bir şeye evşirmemek lazım, yani değiştirmemek lazım. Bir kere orada görmüş olduğunuz, yani iPhone'unuzla bile çektiğiniz zaman, yani iPhone, Samsung, ne Oppo, yani ne dijital herhangi bir telefonunuzla bile çektiğiniz zaman orada bir look farklı gözüküyor. Yani çünkü oranın vermiş olduğu bir şey var. Bir kez başta çıkarken ben ne düşünüyorum? Yani benim filmimin atmosferi nasıl? Ona göre giydiğim benim şuradaki mavi tişörtüm, yanımda beyaz varsa bambaşka, beyaz tişört giysem bambaşka. Uyduruyorum, sanat yönetmeninin arkamdaki perdeyi mor yapması farklı, yukarısındakini gri siyah yapması başka. Yani bunlar renkten daha önemli. İlk başta hep ona vurgu yapmaya çalışıyorum öncelikli olarak. Hazırlık döneminin önemi. Biz bunları yaptık, geldik. Correction dediğimiz kısım aslında ilk rengi koyduğunuzda, başladığınızda bizi starting point'ten verir. Yani der ki bir başlangıç noktası olur. Her şeyde olduğu gibi. Bu logaritmik dediğimiz, yani lean to log bir lat koyabilirsin. Ya da bugün lat dünyası çok daha farklı. Ona girmeyip çıkamayız. Yani şu anda bir de lat olayları başladı fazlasıyla.
koyduk. Sette gördüğünüz, monitörünüzde beğenmiş olduğunuz dünyayı gördünüz diyeyim. Yani sette de alışık olduğunuz, kurguda da alışık olduğunuz. Bu dünyanın dengelemesi yapılabilir. Bu nedir? Planlar arası birisi işte saat 2'de çektiniz, öbürsünü 3'de çektiniz, ışık farkı oldu. Ya da oyuncu gelemedi, geç oldu, birisi koyu oldu, farklı şeyler oldu. İkisinin böyle ufak balanslarıyla planlar birbirini seyrederken doğru bir şekilde seyredilmesidir aslında correction. Yani ilk çekilmiş, sette görmüş olduğunuz halinin doğru izlerken bu ne ya koyuldu, bu ne açıldı demeden belirli biraz daha olabilecek bir standart renk düzeltmesiyle izlediğinize correction diyebiliriz. Grading dediğimiz kısımsa aslında bir tür ressamlık diyebiliriz. Yani tekrar ressamlığın devreye girdiği, yani dijital ressamlığın devreye girdiği bir alandır. O nedir? Burayı çektik. Bizim aslında buraya açılın, buraya işte pencere diyebiliriz, power window diyebiliriz. Yani sette aslında o sizin flekleriniz var ya, eskiden hani ışığın önüne koyduğunuz flekler. Aman şurayı biraz daha koyultalım, bunları yapalım. Tabii ki bunlar settekinin kısmının aynısı olmuyor bazı noktalarda ama olabildiğince biz de resmimizi yorumlayabiliyoruz. Ne yapabiliyoruz? O zaman diyebiliyoruz ki işte şuradaki şurayı, ya burası boranın solda boşluk kalmış. Şuradan bir çizgi çizelim, resmin bu tarafını düşelim. O zaman burayı daha iyi görüyorum. Ya ama şu sağdan da şuraya bir highlight vuruyor. Burayı bölgesel düşebilir misin? Tamam. Ama her şeyi yaptık. Ya şurasındaki şu highlight'ı görüyor musun şu anda? Benim gözümü çok rahatsız ediyor. Yani burayı bölgesel olarak düşelim. Düştük. Her şey tamam. Biraz da bunu sarı yapalım. Yok magenta. Shadow'larının rengini değiştirelim. Highlight'larının rengini biraz daha değiştirelim. En son ya tamam yüzün biraz daha kontrastını yapalım. Nasıl? Yüzü çiziyorsunuz. Biraz daha kontrastı açıyorum geri kalan. Sonra da bunları asıl şu anki teknolojide eskiden çok daha zor kolay olan trackleme kısmı geliyor. Benim yüzümün hareketine göre, çünkü niye? Her yapmış olduğunuz bir şeyi burada bırakırsanız sabit bir şekilde orada belli olacak resmi koyduğumuz ya da açtığımız. Onun objeye tracklenmesi başlıyor. Şimdi bu noktaya girdiğiniz zaman bu bir grading kısmı. Yani burada uçsuz bucaksız bir şey. Sizin belki de en ufak sadece şu kolun üstündeki logo kırmızı, siz onun sadece düşmesini bile isteyebilirsiniz. O kırmızı sizin gözünüze batabilir. Bunun yorumlanma şekli kişisel bir noktaya artık almıştır. Yani bunun bir doğrusu yoktur grading kısmında. Başkası diyebilir ki ya o kolun üzerindeki kırmızı niye uğraşıyoruz? Ama başkası için çok değerli olabilir yani. Ama her şeyden önemlisi resmin bence reklam ve sinemadaki farkı asıl burada ortaya çıkıyor. Sahnenizin dramasına, oyuncunuzun o anlatmak istediği o anki ruhuna, filmin anlatmak istediği baştan beri kurduğunuz yani senaryonuzdan, çekiminizden, objektif ölçünüzden, katınıza kadar o anki yansıtmak istediğiniz duygusunun harmonisine daha fazla yaklaşmak için yapıyoruz bunları. Bu noktada da girdiğiniz noktada da buna da grading diyoruz aslında. Renk çalışması daha detaylı diyebiliriz. Bunu yapmak için de tabii ki malzemenin sağlam olması gerekiyor. Yani evet, hep zaten onu diyorum Reis abi. Yani burada çünkü ben mavi tişört giydim. Ya bu mavi çok patlıyor. Ben oyuncum orada çok dramatik söylüyor. Yani ters geldi bana. Benim hoşuma gitmiyor. Onu değiştirelim dediğiniz noktada o zaman belirli noktalarda yapabiliyoruz. Yine mavi daha kolay bir renk olduğu için ama bu beyaz ya da siyah olduğu zaman böyle kolay olmuyor. Yani aslında her şeyin daha doğru. Kamerasının lensinden çekilmiş başlangıç noktasından ön hazırlığında kullanmış olduğunuz her şeye kadar. Şimdi süremiz azaldı. Soru cevap. Soru cevabı gelmeden önce. Bunu bitirelim istiyorum. İki lafta şey için söyle Gökhan. Lensle ilgili de söyle. Lensle ilgilendirecek bir şey söyleyeceğim. Yani yine kamera seçerken hani bir sürü şey saydık ya. Yok bütçeler, yok vesaire. Çözünürlük, yok yaptığı kayıt vesaire. Bir de chip size. Yani ya aldığınız kameranın ya da kullanacağınız, kiraladığınız kameranın ya da sinemanızı yapacağınız kameranızın chipini de seçersiniz. Bu da aslında en değerli şeylerden biridir. Aynı kayıttaki şey gibi. Ve o da sizin filminizin estetiğini çok değiştirir. Evet. Bu chip size konusunu ben hızlıca geçtim. Bunu herkes araştırabilir. Bütün bu konuştuklarımız bu arada Google'da da var. Yani biz sadece hatırlatma yapmış olalım. İnsanlar buradan tetiklenerek şey yapsınlar, araştırsınlar, öyle sete çıksınlar. Lens'le ilgili çok sormak istediğim şey. Evet. Şimdi bu panoramik yani 16:9 ve 2:35 dediğimiz formatlar
yüksek çözünürlükte çektiğiniz zaman, diyelim de 4K, 6K çektiğiniz zaman istediğiniz gibi croplayıp onu bir panoramik hale getirebiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz da. Ama bir de tamamen çekimin kendisini panoramik objektiflerle yaptığınız zaman, anamorfik objektiflerle yaptığınız zaman bu şeyi görüyorsunuz. Şimdi ikisinin arasındaki farkı bir türlü insanlar tam kavrayamıyorlar. Anamorfik objektifle çekilen panoramik bir sinemaskop bir filmi ile sonradan kropla yapılmış bir panoramik... Farklar şöyle, yani bir tane slide olması lazım. İstiyorsanız bu chip size'larla ilgili bir chart kartı vardı orada. Onu bir gösterebilirsek eğer. Sorular var, onları da bir yandan şey yapalım. Bu eğer bu kart görüntüye gelirse şöyle bir şey var. Yani evet, burada çiplerin, değişik kameraların çiplerinin biçimlerini görüyoruz. Şimdi şu en geniş gözüken Alexa 65. Alexa 65'e baktığınız zaman zaten anamorfik bir çip. Neredeyse. Değil de neredeyse. Dolayısıyla böyle bir çipiniz varsa siz anamorfik lens kullanmazsınız ve bu çipte yukarıdan aşağıdan birazcık croplayarak sinemaskop görüntünüzü izleyiciye projekte edersiniz. Ama eğer çipiniz, ben şöyle gözümü takacağım. Eğer çipiniz 4-3 ya da 5-6 oranlarında bir kamera çipi ise, ki kameranız öyle olmasa bile, örneğin Sony Venice 6K kamerayı seçtiğiniz zaman siz 6-5 oranında anamorfik lens takma seçeneğine sahip kamera. Bu oranlarda bir anamorfik lens taktığınızda 1:240 genişlikteki objektifin önündeki resmi, aspekt olarak 1:240 genişliğindeki resmi, lens, eğer 2 çarpan anamorfikse 2 katı sıkıştırır ve sizin bu 5-6 ya da 4-3 çipinize kaydeder. Siz de montajda bu görüntüyü alırsınız. Dersin ki montaj setine, ben bu anamorfik 2 çarpanı lensle çektim dersiniz. Tak, sizin montaj sisteminiz bu görüntüyü 2 katı açar. Sinemaskop görüntüyü siz o şekilde montajlarsınız. Bu lensler 1 çarpanlı ve 2 çarpanlıdır. Anamorfik lensler. Diğer lenslerle de spherical lens denir. Onlar gördüğünüz gibi çipe kaydeder. Herhangi bir çarpanı yoktur lensin. Bunun yani diyebilirsiniz ki ne olmuş yani? Ben yani yukarıdan aşağıdan da keserek ben anamorfik resim yaparım. Diyebilirsiniz. Ama işte başka şeyler var, etkenler var. Siz bir kere kameranızın çipini 2 katı büyük derinlik estetiğine getirirsiniz 2 çarpanlı lens kullandığınız zaman. Çünkü sizin kameranız, sizin çipiniz 2 katı geniş alanı görüyordur lens sayesinde. Mecburen bunun getirdiği estetik de... Yani derinlik estetiği başka bir şey. Doğal olarak sanki 2 katı tele bir lensle çekiyormuş gibi bir kere derinlik, alan derinliğini azaltıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda öyle bir lens kullanmadığınız için de geniş açıda o estetiği görmek de size anamorfik dediğimiz büyük şeyi verir, sinematik derinliği verir. Dünyada anamorfik lensler çıktığı zaman bir de bunların flare'leri, lens flare'leri sinema tutkunlarını etkiledi ve sinemacıları etkiledi. Yani işte anamorfik lens biliyorsunuz yatay bir çizgi yaratıyor. Bu genellikle mavi renkli bir estetik çizgi. Sorulara geçelim mi ki Gökhan? Yani işte var, bunları araştırmak lazım. Bence bunları... Bir arkadaşım siyah beyaz fikrine nasıl bakıyorlar diye soruyor, Ebru Güney. Bütçesi düşük ama grafik olarak ağırlıklı bir projenin siyah beyaz olmasını tercih ederim ama filmin dağıtımı açısından problem olduğu söylenir. Gibi böyle bir yaklaşım var. Ne dağıtımla, dünyada dağıtımla ilgili özellikle sinema üzerinden konuşmuyorum ama sinemada da var bence o. Siyah beyaz projelerin alınması konusunda evet yani bir sıkıntı yaşanıyor. İstemiyor dağıtımcılar ya da gösterim platformları bu siyah beyaz meselesine biraz yani
İstediği parayı satamayabilir. Çok beğenilen bir proje olsa bile. Örneğin. Böyle bir şey var hakikaten. Siyah beyaz grafik olarak herkesi çok etkiler. Her zaman etkilemiştir. Günümüzde özellikle renkli dünyanın çok fazla aktif kullanıldığı günümüzde de siyah beyaz insanlara farklılık yaratır ve başka bir dünyaymış gibi bir anda etkileyir, içine alır. Bana Abdullah Çeper'in bir sorusu var. Ona görebiliyor musun Gökhan? Görüntü yönetmeninin senaryo hakimiyeti bilgisini yönetmen ile olan iletişimine yaptığı etkisi hakkında ne diyebilirsiniz diyor. Zor bir soru. Yani aslında işte yönetmenler, görüntü yönetmenlerini seçer bu laf bu yüzden var. Yani yönetmen insan, ya ben hangi görüntü yönetmeye çalışacağım? Yani müthiş görüntüler çekmiş bir görüntü yönetmeni çalışabilir ama çalışmıyor. Falanla çalışıyor, filanla çalışıyor. Niye? Çünkü her şey değil. Yönetmenin filmi senaryo olarak zaten anlaşılmalı. Yönetmen senaryosunu çekebilmeli. Yönetmen oyuncularıyla senaryosuyla seyirciyi etkilemeli. Sonra görselliğiyle de etkilemeli. Çünkü bu yüzden işte görüntü yönetmenini, yani yol arkadaşını tabii ki onun dünyasına yakın senaryodan, ona göre senaryodan anlayan birisiyle seçmeyi ben doğru görürüm bir yönetmende. Yoksa işte tamam ben yönetmenlik yapacağım, evet tamam benim bir filmim var, tamam hadi bakalım son 10 yılda en çok kimler ödül almış ya da işte en iyi filmleri, beğendiğin filmleri hangi? Tamam tık onu ben çağırayım gelsin. Set bir kabusu da geçebilir. Hiç anlaşamayabilirsin adamla. Mahvolursun ya, filmin biter. Hayatın kararır. Yani yönetmen olarak sen daha iyi bilirsin Reis abi. Düşün bunu. Evet. Yani şu çok önemli bir şeydir. Biraz daha zamanımızda azaldı toparlarsak. O adam harika çekiyor. Görüntüler çok iyi. Fakat yok. Yani, bir orkestra düşünün. Orkestrada işte yaylılar var, vurmalılar var, nefesliler var, işte klavyeliler var. Ve bir parça çalacaksınız. Elinizdeki parça da senaryo. Şimdi şef de geçti kürsüsüne ve başladı çalmaya. Baş kemancınız ve ikinci kemancı, baş kemancınızı şey olarak düşünün, görüntü yönetmeni olarak düşünün, müzik bilenler bilir. İkinci kemansa onlar hepsini toparlayan, ayağı tamamlayan bir özellik. Bir akordunun bozuk olduğunu düşünün. Bir tanesinin akordunun bozuk olduğunu düşünün. O dünyanın en güzel bestesi bir anda felakete dönüşebilir. Onun için insanların da ahlak olarak, bakış olarak, ruh olarak birbirine akortta olması gerekiyor. Çatışabilirler, kavga edebilirler ayrı bir şeydir. Ama konunun odaklandığı ana fikre yöneliktir o olması gerekir. Yoksa bireysel anlamda kavgayı, gürültüye girdiğin zaman zaten o üründen iyi bir şey çıkmayacağı belli olabilir. Onun için ruhuna inandığın, bakışına inandığın bir görüntü yönetmeni seçmek, bir colorist veya kurgucu seçmek veya da bir oyuncu seçmek en önemli, en hayati şeydir. O da bir ön çalışmayla ve önce yönetmen kendi duygusunu keşfedecek. Diyecek ki ben ne istiyorum, nasıl yapmak istiyorum. İnanın o zaman rengi de ona göre söyleyebilir. Bir yönetmen gider Bora'yla oturur çalışmaya başlar. Aylar geçer daha 2 dakikanın rengini yapmamıştır. Çünkü ne istediğini bilmiyor. Bir tanesi de gider 10 dakika sonra bir renk bitmiştir. Çünkü ne yapmak istediğini. Görüntü yönetmeni için de aynı şey. Yani ben şöyle bir fotoğraf istiyorum Gökhan dediğin zaman Gökhan yapar, yok biraz daha ışık şöyle olsun dediği zaman tamamlar ama yok öyle olmadı, böyle mi yapsak, böyle mi etsek dediğiniz zaman gerçekten kabus başlar. Bunlar da hayatta çok yaşadığımız, yapmamaya gayret etmeniz gereken temel şeylerdir. Gökhan ve Bora'da bir soru daha var. Reis Bey hızlıca onları da geçelim. 2 dakikamız evet. Kaldı. Ne mi var? Şöyle, Ebru Hanım'ın ikinci bir sorusu vardı. Gökhan Bey yine size. Senaryo okuduklarında
sahnelerdeki sabit kamera, hareketli kameraya nasıl karar veriyorlar? Hangi duygularda ya da hangi eylemlerde buna karar veriyorlar? Şimdi bunlar birazcık yönetmene sorulacak sorular aslında. Yani görüntü yönetmenleri tabii ki bu konuda fikirlerini beyan ederler ama bu kameraların sabit olması veya aksiyonlu olması konusu temel bir soru. Yani projenin tümünü değiştirebilecek bir soru. Anlayışını. Dolayısıyla genellikle yönetmenlerin buna karar vererek set yapması tavsiye olmuş benim tarafımdan. Yani tabii ki buna karar verme noktasında görüntü yönetmeniyle bir senaryo okumalarından sonra tartışmaya girmek bence de doğrusudur. Çünkü imkanlarla ilgili bir şey, nasıl yapılacağıyla ilgili bir şey. Bazı yönetmenler şuursuzca hareket isteyebilir. Bazı yönetmenler şuursuzca kamerayı sabit tutabilir. Bunun bir adeta makbul bir şey olduğunu düşünürler hatta. Ama niçin sabit duruyor bu kamera diye soru verebilirsiniz yani izlerken de. Çünkü kamerayı sabit yani sabit resimlerle film çekmek öyle kolay bir şey değildir. Yani çoğu zaman hareketli kamerayla çekim yapmaktan dramatik açıdan ve oyuncular açısından, senaryo ve yönetmen açısından daha zordur. Kamera ekibi için kolay olabilir. Ki bence de değil aslında. O yüzden bu meseleler birazcık eğitim meselesi ve şeyin yönetmenin vermesi gereken kararlı olduğunu düşünüyorum. İkinci bir soru Bahri Baykal'dan. Aslında çok yakın bir soru. Aksiyon ağırlıklı hareketli sahneler için hangi kamerayı tercih eder? Bu tarz sahnelerin ağırlıklı olduğu bir yapıda kamera seçerken nelere dikkat edin? Aksiyon sahnelerinin kamerası hızlı resimler yapan kamera. Bunun için kamera elektronik olarak kuvvetli bir kamera olması gerekir. Fakat elektronik olarak kuvvetli olan kameralar çok büyükler. Ve aksiyon grip ekipmanlarınız da profesyonel set grip ekipmanları değilse, siz yani düşük bütçeli bir setin adamıysanız bu sefer küçük kameralara yönelirsiniz. Hafif kameralarla aksiyonları çekmeye çalışırsınız. Dediğim gibi küçük kameraların elektronik yetenekleri kuvvetli değildir. Aksiyonlarınızda sıkıntılar çıkabilir görsel olarak. Ha, artık günümüzde işte dediğim gibi bu son çıkan kameralar bunu da çözdüler belki. O yüzden çok sorun olmayabilir. Ama normalde ne yapılır? Sizin elinizdeki profesyonel kameranın mutlaka aksiyon sahneleri için üretilmiş ve siz de rental'den kiralayabileceğiniz küçültme aparatları vardır. Yani neredeyse bir lens boyutuna kadar kamerayı düşürebilirsiniz. Dolayısıyla bu kamerayı küçültme meselesine niye takılıyorum? Çünkü aksiyon sahneleri yani genele göre cevap vermek lazım bu soruya. Her zaman büyük ekipmanlarla aksiyon çekebilecek bütçeniz olmayabilir. O yüzden söylüyorum. Kamerayı küçülttüğünüz zaman değişik kamera hareketleri yapmak çok olasılıklı hale gelir ve değişik işler çıkartabilirsiniz. Ama dediğim gibi belki Reis abiyle ilk başlarda konuştuğumuz gibi malzeme almak yerine 2 haftalık kiraladığınızda o küçültme aparatını da kiralayabilirsiniz rentelden. Evet. Küçültmek gerekir kamerayı yani. Peki, soru Berk Çekmez'den. Bir görüntü yönetmeni olarak sette tutum ve teknik olarak nasıl bir yönetmen görmek sizi ve seti daha iyi ve daha istekli çalışmaya sevk eder? Yani ben görüntü yönetmeni olarak teknik açıdan yönetmenden çok bir şey beklemem ama bir şey bilmemek ayıp değil çünkü. Öğrenmemek ayıp. Tavır olarak beklersin. Yani aslında yönetmen de görüntü yönetmenleri. Herkes bence bunu beklemiyor. Önemli olan tavır. Yani yeniliklere ve bilmediği şeyi öğrenmeye karşı olan tavrıdır bir insan. Fakat dediğim gibi beni ilgilendiren kısım bu teknik konular değil de beni ilgilendiren kısım bir yönetmen senaryosunu çekerken hem oyunculuklara hem de senaryonun derinliğine yeteri kadar özen göstermediğini hissettiğim an benim süngülerim düşüyor. Yani ben o sette birazcık hadi bakalım bitirelim madem yalnız bırakacak halimiz yok. Çekelim bitirelim işimizi de. Biz elimizden geleni yapalım duygusuna giriyorum. Bu beni yıkıyor. Yani ben
Yani görüntü yönetmeni olarak böyle. Eminim yönetmenler de böyle düşünürdür. Başka bir görüntü yönetmenini, ya bu adam işine hiç konsantre değil mi yoksa ya falan gibi şeyler gördükleri zaman canları sıkılıverir. Böyledir yani. Evet, aynen öyledir. YouTube'a da bir soru gelmiş Reis Bey. O Bora Bey'e de biraz ilgilendiriyor. Gerçi ilk kısmını sordun, cevaplandı. Lensler hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Bir de lenslerin renk aşamasında etkisi var mı demiş. İlk soruyu cevaplamıştık. Konuşma esnasında ikinci soruyu aslında alabiliriz. Evet, aslında şöyle diyeyim. Yani lensin her şey üzerinde farkı var. Zaten asıl bir lens bence bizim herhalde bugün en az konuştuğumuz şey lens oldu. Kameraları çok konuştuk ama asıl lens kısmı bence hepsinden daha derin bir kısım. Çünkü lensin bir karakteri var. Yani ışığı da, tonu da, değiştirmesini de hem seçeceğiniz işte Hawk lens seçebilirsiniz, Cook lens seçebilirsiniz, Master Prime seçebilirsiniz. Ya da bu Panavision lenslerini niye bu kadar sır gibi saklıyor, hiçbir ülkeye satmıyor, sadece kiralamayla gönderiyor. Bu başka bir konu. Hani hepsinin kendi içinde kamerasal ve lens olarak. Bir de aynı zamanda ben sadece bunu söyleyebilirim. Tabii ki de çok büyük etkisi var. Çünkü resmin yorumlama şeklini değiştiriyor. Ama bence her şeyden önemlisi hikayenin anlatım şeklini değiştiriyor Gökhan da dediği gibi. Filmleri analiz ederken bir normal çekilmiş, sonradan kroplanmış, anamorfik olarak da bakabilirsiniz. Ama hangi lensleri çekmiş filmin çoğunda ve nasıl yorumlamış? Çünkü 50 ile 70 ile yani kamerayı koyduğunuz, seçtiğiniz lensle kameranınla çekmiş olduğunuz obje arasındaki uzaklığa göre bile anlatım dili değişiyor. Bence filmleri analiz ederken o yönden de analiz etmekte çok büyük fark, yani yararı olduğunu düşünüyorum bütün hepimiz için. Lensler tartışması çok önemli. Aslında bu lens konusu sadece bir evet, şey. Evet, yani onu zaten düşündüğümüz olay oydu. Lens, sadece lens konusunu içeren bir oturum yapacağız. Evet. Onu da yakında duyuracağız. Çünkü lens hayatı, yani ne yaparsan dünyanın en iyi kamerasının, büyük sensörlü kamerasını koy, içerisine önüne takacağın lens kötü ve renkleri daha alırken bozmaya başlayan bir lensse o filme bir türlü ısınamazsınız. Yani o zaten aslında bu kameralar işte yok 12K yok 4K, lensiniz kaç K? Yani lensiniz varsa 12K kameralarsınız, 12K kayıt yaptınız zannedersiniz ama aslında 12K. Bana bir lens gösterin. Bu 1943 Nikon'un ilk çıkardığı makina ve ilk ürettiği Nippon objektif bu. Şu elimde tuttuğum şey yaklaşık yarım kilo, elle yapılmış bir lens. Böyle bir lensi bugün sinemaya uyarlayıp da almaya kalktığınız zaman 60-70 bin dolarlık bir lense dönüşür bu. Öbür türlü de işte Zenit makinanın lensi bir türlü rengin doğrusunu filmde göremezsin, imkanı yoktur yani. Lenslerde distorsiyonlar olabilir, yok ortası. Yani olarak şey yapacağız. İşleyeceğiz. Evet, o bir derya. O yüzden böyle bir sürü konu evet. Bu konuya giremedik. Evet, şimdi süremiz bitti yanılmıyorsam, değil mi Gökhan? Evet, kapatabiliriz. Şimdi son olarak önümüzdeki günler senaryo, yönetmenlik, yapım atölyesi ve post production, ses aşaması ve festivaller aşaması ile ilgili birçok atölyemiz daha olacak. Bu atölyelerde tekrar buluşacağız. Çok gelen taleplerde de o atölyenin bazı yarım kalmış bölümünü tekrar yenileyeceğiz. Çünkü mesela bugün lensi konuşamadık. Benim için sinema ve fotoğrafın temel kaynağı lenstir. Hiç dalamadık, giremedik o konulara. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Günlerde buluşmak üzere. Değerli arkadaşlarıma da, izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.